istiyorum senin gibi. Belki seninkinden biraz daha az kaslı ama dümdüz olmasını hepiniz istiyorsunuz. O yüzden de ben sizin için bugün üst karın kasları çalıştıran bir video hazırladım. Hemen başlıyoruz beraber. Evet arkadaşlar, biz şimdi mat'teyiz ve şimdiden söyleyeyim, en zor hareketle başlıyoruz. Sonra daha da kolay olacak. Şimdi yatıyoruz. Bizim ayaklarımız omuz genişliğinde. Ondan sonra kollarımızı öne alıyoruz ve şimdi kalkmaya çalışacağız. Bu omuzlar hakikaten kalsın, tamam mı? Bir, iki ve yavaş yavaş dönüyoruz. Çünkü döndüğünüzde sizin karın kaslarınız iyice çalışıyor. Sadece yukarı gelince değil, tamam mı? Okey, devam. Eğer bunu yapamazsınız, mümkün değil o yüzden asla dersiniz, okey. O zaman size gelsin. Şöyle yapacaksınız. Yine de aynı pozisyonda ama sadece bu omuzlarınızı hafif hafif yerden kaldıracaksınız. Bu yeterli olsun ama tamam onu artık yapabiliyorum de kalmasın, olmasın, tamam mı? İleride bizimle beraber hakikaten kaldıracaksınız bu omuzlarınızı yerden, tamam mı? Okey, herkes yapıyor. Az olsun, fazla olsun. Yapıyoruz beraber. Başlıyoruz. Bir, iki. Gözlerim nereye bakıyor? Dizinin yüksekliğinde karşıdaki duvara. Üç. Yavaş iniyorum. Dört. Beş. Yukarı gelince nefes veriyoruz. Ben tabii konuştuğum için. Altı. Harika. Yedi. Ayaklarınız yere basıyor. Sekiz. Dokuz. Kolay değil. Söyledim. En zor bu. On. İki tane kaldı arkadaşlar. Yapıyoruz beraber. On bir. Son. On iki. Wow. Çok güzel. Bunu bir daha yapacağız. Tamam mı? İki setimiz olsun. Ondan sonra öbür hareketleri göstereceğim size. Öbürler hakikaten daha kolay. Söyleyeyim. Tamam mı? O yüzden şimdi tüm enerjinizi verin. Benimle beraber yapmaya çalışın. Okey. Hazır mıyız? Evet, buyuz. Bir. İki. Kaldırın bu omuzlarınızı, tamam. Üç. Dört. Beş. Dümdüz bir karnımız olacak. Altı. Onun için çalışıyoruz şimdi. Yedi. Sekiz. Dört tane kaldı. Yapabiliyoruz. Dokuz. Hadi üç. On. İki. On bir. Son. Hadi bakalım. On iki. Şimdi oturuyoruz. Ben size üç tane daha egzersiz göstereceğim. Şimdi oturuyoruz yerde. Bizim bacaklarımız önde ve göreceksiniz. Biz aynı zamanda bacak da çalışacağız, tamam. Bu üç egzersizde bir tane hep aynı olacak. Şu ki biz düz bir sırtta hafif arkaya oturuyoruz, tamam mı? Şimdi bacaklarla böyle farklı farklı şeyler yapacağız. Bizim amacımız ama çok fazla karın düşünmemek, çünkü o fiyici çalışacak bu anda, tamam mı? Şimdi buradan destek alabilirsiniz. Gerek olmazsa bu elinizi kaldırabilirsiniz ve tabi de daha çok zorlanacaksınız. Birinci hareketimiz ne? Sadece burada koşuyorum ya da koşuyorum demeyin. Sanki bisiklet sürüyorum, tamam mı? Görüyorsunuz ben ellerimi kaldırdım. Ben
yapamam dersiniz, ellerinizden hafif destek alabilirsiniz. Tamam mı? Hareketimiz bu. Başka bir şey değil. Biz önce zorladık, şimdi daha kolayısını yapıyoruz. Evet, bisiklet kullanıyoruz, sürüyoruz. Ellerim burada. Size merhaba. Hadi dayanın, biliyorum çünkü siz de hissetmişsiniz. Karın gaz çalışıyor burada. 5, 4, 3, 2, 1, yere koydum. Şimdi bunu bir daha yapacağız. Sonra iki tane hareketimiz kaldı. Çok güzel karın gaz yapıyoruz şu anda beraber. Şunu tekrarlamak istiyorum arkadaşlar. Karın gaz istiyorsunuz. Dümdüz bir karnım olsun dersiniz. 3, çok önemli. Bir, besleme. Hakikaten en önemli noktası da burada. Fazla sebzeyin arkadaşlar, ne olur, tamam mı? Salatta zeytinyağlılar olabilir ama orada mutlaka ve mutlaka kendiniz yapın. Çünkü restoranda yersiniz, annenizi bırakırsınız. O böyle kocaman şişeyle zeytinyağı dökecek ve o zaman olmuyor. Hakikaten bir tane tencere için bir yemek kaşığı zeytinyağı yeterli. Ben öyle yapıyorum, görüyorsunuz videolarda. Çok lezzetli oluyor, çok fazla yiyebiliyorsunuz. Ama işte restoranda ne yazık ki hakikaten çok fazla kullanılıyor. Ve inanır mısınız, hem zeytinyağı kullanıyorlar hem de tereyağı üzerine döküyorlar daha lezzetli olsun diye. O zaman işte bu olmuyor. Şimdi sonra bu birinci noktaydı. İkincisi hareket etmeliyiz. Yani bu yağları yakmak için hakikaten kardiyo yapmanız şart. Dışarı çıkın, tempolu yürüyüşü yapın ya da benim yürüyüş videoları yapabilirsiniz. İkinci. Üçüncü noktası, yapıyorsunuz zaten. Çok güzel. Egzersiz, yani karın kas yapmak için tabii ki egzersiz lazım. Şimdi hemen yine de bisiklet sürüyoruz. Bizim setimiz düz. Hadi pedala. Rengiyoruz arkadaşlar. Bir de yani ne güzel, bütün bu hareketleri biz hakikaten evde yapıyoruz, yurtta yapıyoruz. Size sadece bir oda lazım. Başka bir şey hiç gerek yok. Bir tane mat, bir tane halı. Ama olmazsa da olur. O zaman bir tane yastık alırsınız. Bu kadar. 5, 4, 3, 2, 1, bitti. Süpersiniz. Şimdi üçüncü harekete geçeceğiz. Ama burada birazcık dinleniyoruz. Ondan sonra. Ve bazen de arkadaşlar çok kafamızı takıyoruz. Hani işte bu karın hikayesi deyince. Bakın ben mesela şöyle oturduğumda burada cilt benim şortumun üzerine giyiyor. Bu çok normal bir şey. Şimdi bakın. Kalktım. Aynı yine de yandan taraf gösteriyorum. Hiçbir şey yok. Oturduğumda doğal şeklinde öyle oluyor. Şimdi ben yemek yersem, böyle kocaman yemeklerimde, bu karnım buraya kadar gelir. Bu da normal. Şimdi göbeğim mi var? Hayır, öyle bir şeyim yok. Yemek yedim, göbeğim şişti. Sonra yine de geri gidecek. Tamam mı? O yüzden hani böyle şey yapmayın. Bir de atıyorum. Karpuz yedik, işte nohut yedik, o zaman daha da öyle oluyor. Neyse, biraz başka bir şey. O zaman kalıyor değil mi? İçiyorsunuz ve hiç geri gitmiyor. Tatlılar, bayalar, evet. O zaman da kalıyor. Şimdi bir üçüncü harekete geçiyoruz. Yine de bizim sırtımız düz şeklinde arkaya veriyoruz. Ondan sonra bacaklarla çok keyifli bir şey yapıyoruz. Burada benim ayaklarım beraber birleşip ve dizlerimi birleştiriyorum. Sonra yine de bacak açıyorum. Böyle bir şey oluyor. Tamam mı? Kaldırabilirsiniz. Kaldırın. Kaldıramazsınız. O zaman ellerinizden destek alın. Öyle de olur. Yani konuşuyorum. Siz sıkılın.
yapmayız diye. Ama seviyorsunuz. Galiba bir kere biri, abla sen fazla konuşuyorsun gibi de, onun dışında herkes, ben öyle hiç anlayamadım ama videom da bitti. Hep konuş. Türkçe bozdu. Bazen çok götürüyorsun beni diye yorum alıyorum. O yüzden de konuşuyorum. Devam ediyoruz. 5, 4, 3, 2, 1. Bitti bile. Bunu bir kere daha yapacağız. Ondan sonra son harekete geçeceğiz. Çok kolay. Bunu hakikaten, hani bazen bana şey diyorsunuz, doğrusunu söyleyeyim, hani uygulamadaki arkadaşlar hakikaten hepsi o kadar fazla şey öğrenip ki benden ya da başka birinden, herkes spor yapıyor. Saat 10'da, saat 11'de spor yapan arkadaşlarımız var ve inanılmaz gurur duyuyorum onlarla. Çok da düzgün besleniyorlar, çok çok güzel. Ama hani böyle bizi de tanımayan, katılmayan kişiler bana da yazıyor ve şey diyoruz, benim spor için vaktim olmuyor. Hepimiz çok yoğunuz, hepimizin çocukları var ya da işte ödevimiz var, işlerimiz var, eşlerimiz var, erkek arkadaşlarımız var, hepimiz çok yoğunuz ve biz onu işte priorite yaptık, değil mi? Yani vaktiniz olacak, onu demek istiyorum. Olmazsa bu düz karnınız hiçbir zaman olmaz. Şimdi bir daha bunu yapıyoruz. Bizim ayaklarımız birleşik, dizlerimiz de aynı şekilde. Şimdi açıyoruz. Yapabilirsiniz. Buradan destek almayarak kaldırın elinizi. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 15 çıkar mı? 9, 10, çıkar. 5, 4, 3, 2, 1, çıktı bile. Çok güzel, süper. Son hareketimiz kaldı. Onu da yine de aynı şekilde yapacağız. Ve iç bacak çalışıyoruz, tamam mı? Onu da çünkü hep söylüyorsunuz, doğru doğru. Ben dinliyorum sizi, bütün yorumlarınızı okuyorum. Instagram direkten bazen hakikaten artık cevap veremiyorum. Sizden çok özür diliyorum ama günde yüzlerce mailler geliyor o yüzden. Ve sırf Instagram'dan değil, işte YouTube'dan geliyor, işte blog'dan geliyor, Facebook'tan geliyor. Çok çok fazla. O yüzden de sizinle ama hep canlı yayın yapıyorum. Cumartesi günleri akşam saatinde görüşüyoruz. Orada bütün sizin sorularınızı sorabilirsiniz. Tamam. Hangi uygulama dedin? Dersiniz o zaman mutlaka Google Play ya da Apple Store'dan ücretsiz Spot Girl uygulamasını indirebilirsiniz. Şimdi yeniden sırtımı arkaya veriyorum. Ondan sonra bacaklarımı kaldırıyorum. Sağdaki düz olsun. 1, 2 ve gördünüz mü? Bacağım şöyle düz değil çünkü o zaman ön bacak çalışır, ben açtım, o zaman işte iç bacak çalışıyor, okey mi? Ben yapamam dersiniz, o zaman hem buradan destek alacaksınız hem de soldaki bacağı yere koyarsınız. Ama deneyin bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Süpersiniz. Şimdi soldaki bacağımız kaldı ve bitiyor. Okey? O yüzden çok fazla ara vermeden bu antrenmanı bitirelim. Okey? Hazır mısınız? Az kaldı. Şimdi şunu soldaki bacağım düz olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Süpersiniz. Bacağınızı da hafif hissedersiniz. Bu antrenmanı yaparken o zaman tam doğrusunu yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi. Bye bye.